Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün sevgiyi konuşacağız, sevgi dillerini konuşacağız. Eşimizi, çocuğumuzu, hayatımızdaki pek çok kişiyi seviyoruz ama sevgimizi doğru şekilde karşı tarafa yansıtabiliyor muyuz? Acaba sevginin farklı dilleri var mıdır? Bunlar nelerdir? Detaylandıracağız. Sağlıklı, güzel, huzurlu ilişkiler için sizlere tiyolar sunacağız. Değerli konuğumla birlikte uzman psikolog ve aile danışmanı Tuğba Demiröz bugün stüdyomuzda. Şimdi ne yapmalı başlıyor. Eşimizi, çocuğumuzu, anne babamızı, kardeşimizi elbette seviyoruz. Peki sevgimizi doğru şekilde ifade ediyor muyuz? Sevgi dilleri nelerdir? İlişkilerde neden önemlidir? Karşılıklı ihtiyaç duyulan sevgi dilini nasıl keşfedebiliriz? Uzman psikolog Tuğba Demiröz'le konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın. Stüdyoda cevaplayalım. Tuğba Hanımcığım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah biz de gayet iyiyiz. Sizinle insanlar arası ilişkilere dair farklı konu başlıkları alıyoruz. Sık sık geliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bugün de bizimle birlikte olduğunuz için. Bugün de sevgiyi konuşacağız. Sevgi dillerini konuşacağız. Ben de merakla hazırlandım programa. Çok önemli çünkü gerçekten. Şimdi en başta sevgi duygusunu konuşarak başlayalım istiyorum. İyi ki yaratılmış böyle bir duygu. Çok önemli ilişkilerde. Siz bize bunu nasıl açıklarsınız? Sevgi insan için ve insanlar arası ilişkilerde nasıl bir ihtiyaç? Çok büyük bir ihtiyaç. Hı hı. Hep derler ya Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i kendi sevgisinden yarattı. Hı hı. Sonra onun yüzüsü hürmetine de dünyayı yarattı. Sevmek çok önemli. Sevmek, sevilmek. Bizim bugün konuşacağımız konu da bence çok çarpıcı. Hı hı. Ve evlilik terapilerinde ya da aile terapilerinde en çok yaşadığımız sıkıntı insanların yeterince sevilmediğini düşünmesi, hı hı, veya çevresindeki insanların kendisini sevmediğine inanması, bunlar çok büyük sorun teşkil ediyor. Hı hı. Çünkü hepimiz değerli olduğumuzu hissetmek istiyoruz, sevildiğimizi görmek istiyoruz ve sevgimizi de göstermek istiyoruz. Hı hı. Bugünkü konumuz bununla İnşallah güzel şeyler aktarır. İnşallah. Çok şu an çok heyecanlıyım ben de. Kaçıncı programımız izleyicilerimiz? Oluyor böyle çok şeyler. Çok alışkın ama olabiliyor. Evet. Biz sizi seviyoruz öyle değil. O zaman Allah bugünkü programımızın da temelinde sevgi var. Şimdi sevgi dillerini daha çok evlilik üzerinde duracağız ama aslında her ilişki için yani bir anne çocuk ilişkisi açısından da kardeşler arasında, arkadaş, anne babamızla arkadaşlar arasında hani her ilişki biçimine uygulayabileceğimiz formüller sunacağız. Ama evlilik söz konusu olduğunda bir ayrım da yapmak gerekiyor. Hı-hı. Genellikle evliliğe aşkla başlanıyor. Hı-hı. Ama aşk başka bir şey, sevgi başka bir şey. Hı-hı. Bunun arasındaki fark nedir? Çok basit olarak anlatacak olursak aşkta istemsiz gelişen bir şey var. Duygusal bir eylem. Bedenen oluşuyor. İki insan birbirini gördüğü zaman vücudunda yoğun kimyasal bir tepki oluşuyor ve karşı tarafa aşık oluyor. Hı hı. Hani insanlar aşkı için dağları deliyor, okyanusları aşıyor, aşk için her şey yapılıyor. Çünkü aşk insanın gözünü kör eden ve kendiliğinden oluşan bir duygu. Hı hı. Ve karşı tarafla doğrudan aşık olduğunda anlaşabileceğini, her şeyin iyi olacağını, dünyayı toz pembe görmeye başlıyor. Sevgide ise sevgi daha çok emek isteyen bir şey. Sevdiğimiz insana sevdiğimizi göstermek, onu olduğu gibi kabul etmek, sevginin içinde emek var. Aşktan farklı. Biri kendiliğinden oluşan, yani aşk kendiliğinden oluşan bir şeyken, sevgi içinde vefayı da barındıran, hizmeti de barındıran, düşünmeyi de barındıran, vicdanı da barındıran, hı hı, emeği de barındıran, çok çok büyük kapsamlı bir şey. Evet. Sevgi. Ve emek ister dediniz sevgi. Emek gösterildiğinde sevgi giderek artıyor. Tabii ama ki aşk giderek tükenen bir duygu galiba. Böyle bir ayrım yapabilir miyim? Aşk çünkü mi? Hani bedensel bir heyecan duygusu olduğu için tabii ki bir şeyi her gün yersen, örneğin diyelim ki mercimek çorbasını çok seviyorsun. Hı hı.
ben çok severdim. Hı hı. Ama bundan bir 5-6 yıl önceki Ramazan'da hemen her gittiğim iftarda mercimek çorbası içtim. Ve bir süre mercimek çorbası içmek istemedim onun gibi. Bir şeyi çok sık yaparsan ona giderek az heyecan duymaya başlarsın. O aşk işte zamanla tükenen şey. Çünkü artık seninle, artık o başlangıçtaki heyecan duyduğunda her şeyi aşarız durumu ortadan kalkıyor. İşte mesela evi kullanım şekli hoşuna gitmemeye başlıyor. Veya sevgisini gösterme biçimi senin dilin olmayabiliyor ve anlamamaya başlıyorsun. Bir takım şeyler birikiyor ve aşk giderek azalıyor. Ama sevgi de emek verildiğinde giderek artıyor. Evet. Esas formül bu. Evliliklerdeki mutluluğun formülü de sanıyorum bu. Aşkla sevgi arasındaki farkı iyi anlayıp aşk bitti diye ilişkinin bittiğini düşünmemek, sevgiye yatırım yapmak galiba. Tabii aşk zaten sevgiye dönüştüğü zaman daha güzel oluyor. Uzun süreçli bir ilişkiyi getirebilir. Ama heyecansal düzeyde bakarsak heyecan bittikten sonra kişi sevgi yatırımı da yapmıyorsa o zaman o evlilikler maalesef bitiyor. Çünkü kişi heyecan arayışında oluyor. Tekrar o heyecanı, o duyguları hissetmek istiyor. Ama sevgide öyle bir durum söz konusu değil. Olmayacaktır. Peki şimdi teaser'ımızda da aynı şeyi söyledik. Yani tabii ki eşimizi, çocuğumuzu, anne babamızı, kardeşimizi hani seviyoruz. Bunu ifade etmek neden önemli? Çünkü şöyle algılar da var. Yani sevdiğimi bilmiyor mu zaten? Mesela eşler arasında bunu çok duyuyoruz. İşte beni hiç sevdiğini söylemiyorsun diyor mesela kadın. Erkek de diyor ki bilmiyor musun zaten ne gerek var ifade etmeye? Yani böyle bir şey midir yoksa ifade edilmesinin önemi büyük mü? Ne dersiniz? Tabii sevginin ifade edilmesinin önemi büyük. Çünkü hepimizde görünmeyen bir depo var. Arabaların benzin deposu gibi. Bir depomuz var ve o depo bizi bir yere kadar götürüyor ama sonra boşalıyor ve onun doldurulması lazım. Nasıl arabanın benzin deposu boşken seni belki 70-80 kilometre daha götürür ama sen depoya benzini koymamakta ısrar edersen bir yerde seni yarı yolda bırakır. Sevgi deposu da öyle bir şey ve herkesin sevgi deposu tıpkı arabaların benzin depoları gibi aynı yakıtla dolmuyor. İşte hani kimi dizel motorun, kimi benzin, kimi gaz yağıyla doluyor. Onun gibi hepimizin sevgi deposu da farklı yakıtlarla doluyor. İşte biz ona sevgi dilleri diyoruz. Yapılan araştırmalar dünyada 5 çeşit sevgi dili olduğunu gösteriyor. 5 çeşit. Yani dünyadaki bütün insanlar 5 tane ana dilde konuşuyor. Sevgi açısından. Evet, bunlardan bir tanesi onay sözleri. Kimi insan sevgisini onay sözleriyle gösteriyor. Kimi insan sevgisini hizmet ederek, hizmet davranışlarıyla gösteriyor. Kimileri sevgisini hediyeleşerek, hediye alarak gösteriyor. Kimileri sevgisini nitelikli beraberlik dediğimiz etkili iletişimde gösteriyor. Bazıları da sevgisini temas ederek, dokunarak gösteriyor. Şimdi bunları ana dil olarak kabul ettiğimizde dünyadaki insanlar bu 5 dili konuşuyor sevgi gösterme şekli olarak. Fakat nasıl her dilin farklı lehçeleri var, farklı söyleniş şekilleri var. Kendileri bu ana dillerin içinde farklı lehçelere ayrılmaya başlıyor. Bunlar da nasıl izah edebiliriz? Örneğin diyelim ki sevgi dili onay sözleri olan bir insan ele alalım. Bu insan sadece sevgi açısından bir insan değil ki. Bu insanın aynı zamanda işitsel bir insan olduğumu, yoksa görsel bir insan olduğumu, dokunsal bir insan olduğumu. Bu da önemli. Şimdi sevgi sözlerini destekleyici sözleri ya da cesaret verici sözleri kullanan onay insanı diyelim ki işitsel. Karşısındakinden de bunu duymak isteyecektir. Duyarak bunu, bu depoyu tabii, duyarak. İşte bu farklı lehçeye giriyor o zaman. Sevgi deposu duyduğunda da olacak. Ama kimi görseldir, yazılı notlarla, ona yazılmış mektuplarla veya güzel sözlerle görerek isteyecektir.
Kimisi de bunları dokunma eşliğinde söylenmesini isteyecektir. Bunlar da farklı lehçeleri oluyor. Ve birbirinin içine de girebiliyor yani anladığım kadarıyla. Yani bir kişinin iki farklı sevgi dili ya da birincil, ikincil şeklinde mi ayrılıyordu hocam? Kesinlikle. Bir tanesi ana dili olur. Diyelim ki ana dili onay sözleri. Diğerleri ikinci dili, üçüncü dili, dördüncü dili, beşinci dili olabilir. Beş sevgi dilini bir insan zaten hepsini birden kullanabiliyorsa kendisi de hepsini anlayabilir. Yani birisi ona hizmet ettiğinde, aa bak bana sevgisini öyle gösteriyor. Veya işte dokunduğunda, aa bak bana sevgisini dokunarak göstermeye çalışıyor şeklinde anlayabilir. Fakat sevgi deposunu dolduran en önemli şey kendi ana dili oluyor. Şöyle düşünün, diyelim ki Rusça konuşulan bir ülkede yaşıyorsun ama Rusça biliyorsun fakat Türkçe konuşmaya hasret kalıyorsun. Tamam, Rusça konuşuluyor, insanlarla konuşmak seni bir yere kadar tatmin ediyor ama vatanından bir insan, milletinden bir insan görünce farklı duygulara kapılıyorsun. İşte o dili duyma ihtiyacı, kendi ana dilinde konuşma ihtiyacı. Bizim asıl depolarımızı dolduran şey o. Evet, burada şöyle bir ayrım yapmakta da fayda var sanıyorum. Başta da söylediniz, eşler arası problemlere size geldiklerinde danışmak için hep sevgi üzerine şikayetler duyduğunuzu söylüyorsunuz. İşte beni sevmiyor, yeterince sevilmiyorum ya da sevmiyorum, sevgimi gösteremiyorum, yetemiyorum diyen pek çok çift veya var. Ne yapsam yaranamıyorum. Yaranamıyorum diyen. Bu sevgi dilinin farklılığından ve o farklı dilleri bilmemekten mi kaynaklanıyor? Yani evet. Diyelim ki işte benim sevgi dilim onay sözleri, sizin sevgi diliniz nitelikli beraberlik diyelim ki. Evet. Orada iki kişi birbirinin sevgi dilini bilmediğinde bir şekilde ifade ediyor ama karşı taraf için bir anlamı olmuyor. Evet. Sevmiyor diye düşünüyor. Evet. Yani o farklılıkları fark etmenin önemi nedir bu çerçevede? Şimdi diyelim ki dediğiniz gibi bir çift olsun. Çiftlerden birinin sevgi dili onay sözleri. Sevgiyi onayla gösteren kişiler karşısındaki insana cesaret verici sözler söyler. İltifatlarda bulunur. Örneğin kıyafetin çok yakışmış Ayşe'cim. Bu renk sana çok hoş gidiyor. Aa bak ne güzel düşündün. Bu benim hani hiç aklıma gelmezdi. İşte bu şekilde sevgisini karşı tarafa onay sözleriyle iletir. Cesaret verici, güzel sözler, iltifatlar. Diğer grupta ne dedik? Nitelikli beraberlik. Sevgisini nitelikli beraberlik dilinde yaşayan insan için en önemli şey dikkati tamamen ona yöneltmektir. Dikkati tamamen ona yöneltmek. Bakın şimdi sevgisi onay olan bir insan işte canım bugün günün nasıl geçti diye televizyon izlerken eşine soruyorsa sevgi dili nitelikli beraberlik yani göz kontağı kurarak dikkatini tamamen ona yönelterek olan insan işte umursamaz bir şekilde bana bugün yine her gün eve geldiği gibi günümü nasıl hissettiğimi sordu. İşte iyi yapmışsın falan dedi ama gözümün içine bile bakmadı. Hiç benimle aslında ilgilenmiyor. Bunları laf olsun diye söylüyor der. Evet. Çatışma böyle başlar. Diğeri hayır yanlış düşünüyorsun ben seni seviyorum. Hani bunu düşündürttüysem özür dilerimi yine atıyorum bir şey yazıyorken diyor. Yani özür diliyor ama öylesine diliyor. Gerçekte niyeti o değil şeklinde bir takım atıflar da bulunmaya başlar. Gerçekte bir türlü sevgi deposu dolmaz. Sevgi deposunun onun dolması için gerçekten karşısındaki insanın onun karşısına oturup gözünün içine bakıp konuşması önemlidir. Mesela çocuklarda bu çok olur. Anne baba televizyon izliyordur. Çocuğun sevgi dili nitelikli birlikteliktir. Örneğin yaptığı odasında yaptığı bir resmi göstermek istiyordur. Anne babasının yanına gelir. Onlar bir yandan televizyona bakar, bir yandan da güzel olmuş falan der. Çocuk kızar. Yeterince ilgilenmedikleri için televizyon düğmesini kapatır. Bakın işte diye tutur. E baktık ya. Ama bakmadı aslında.
Ona göre bakmadı aslında. Onlara göre gerçekten bakmış olabilirler. Hı hı. Ama sevgi dili nitelikli birliktelikse gerçekten ilgilenmesini, tüm dikkatini o anda ona verilmesini ister. Bu yüzden sevgi dillerini eğer karşı tarafın bilmiyorsak veya biliyor ve önemsemiyorsak işte o zaman o kişiyi büyük bir ihtiyacını doyurmuyoruz demektir. Ve kendisinin sevilmediğini düşünen insan, hayatta mutlu insan maalesef olamıyor. Evet, tam sormak istediğim şey buydu. Yani çocukların da en büyük şikayeti budur. İşte annem babam beni sevmiyor belki. Aslında söylenir. Aynı dili konuşmuyorlardır. Aynı dili konuşmuyor aslında. Eşler arasında da bu var. Yani sevgi çok önemli dedik ya, hayatın temel ihtiyaçlarından birisi. Hatta dünyanın, kainatın yaratılmasında bile merkezde duran bir şey sevgi. Evet. Bu kadar önemli. Peki ya kişi sevilmediğini düşünüyorsa, bir çocuk sevilmediğini düşünüyorsa, bir kadın eşi tarafından sevilmediğini düşünüyorsa, bu nasıl bir yıkım insan psikolojisinde? Daha önceki programlarımızda hani ihtiyaçlarımızı konuşmuştuk. İnsanların bir fiziksel ihtiyaçları var. Yemek, içmek, nefes almak, uyumak, dinlenmek, tuvalete gitmek gibi fiziksel ihtiyaçlarımız var. Bu fiziksel ihtiyaçlarımız şayet karşılanmışsa bir üst basamaktaki korunma, güvenlik ihtiyaçları açığa çıkıyor. Eğer bir evimiz, barkımız var, korunduğumuzu düşünüyoruz, yeterince korunuyorsak bir üst basamaktaki işte sevgi, sevilme, sevme ve ait olma ihtiyaçları açığa çıkıyor. Bu bir ihtiyaç. Kişinin sevgi ihtiyacı karşılanmışsa bir sonraki basamaktaki ihtiyacımız öğrenme, bilme, merak etme, araştırma ihtiyacı. Bu da bir ihtiyaç. Şimdi düşünün, sevgi, sevilme ihtiyaçları karşılanmayan bireyin bir üst kattaki ihtiyaca geçmesi mümkün değil. Ailesi tarafından sevilmediğini düşünen bir çocuk tabii ki okulda başarısız olacak. Çünkü merak etmiyor, araştırmak istemiyor. Neden? Çünkü özde o ailesi tarafından istenmediğini, ona sevgi gösterilmediğini düşünüyor olabilir. Bir yetişkin için belki bu çok tehlikeli olmaz. Belki olabilir. Ama çocuklar için çok tehlikeli ilişkilere onları açık kılabilir. Örneğin hani daha önceki programlarımızda da yaptık. Diyelim ki uyuşturucu kullanan bir takım insanlar onun dilinde sevgiyi konuşuyorlarsa onlara onlar beni seviyorlar, onlar beni istiyorlar deyip çok daha çok güvenmelerine sebebiyet verir. Ve çocuğumuzun deposu boş olduğu için aile tarafından da sevilmediğine inandığı için, çünkü farklı bir dil konuşuyorlardır, çocuk ister istemez farklı bir yere kayabilir. Veya bir kez bir danışanım olmuştu, bir insanla evlilik dışı bir ilişki yaşamış, çok küçük bir yaşta, şöyle demişti, hani benim niyetim o insanla bunları yapmak değildi, sadece sevildiğimi hissetmek istiyordum. Çünkü onun sevgi dili temastı, dokunmaktı. Fakat ailesinde ne annesi ne babası sevgisini dokunarak gösteren insanlar değil. Evet. Ama sevgisini başka şekillerde gösteriyorlar. Fakat o dilden o anlamıyor. Sevilmediğini düşünüyor. Doğru. Ve ona dokunan birisini gördüğü zaman da sevildiğini düşünüyor. Ve işte bazı suistimal edici durumlara maruz kalabiliyor. Evet. Ne kadar tehlikeli. Bu konu çok önemli. Hani çok isterim anne babalar hem kendi evlilikli hayatlarını daha iyiye götürmek için birbirleriyle bu konuda sohbet etsinler, birbirlerinin ana dilini öğrenmeye gayret etsinler, hem de çocuklarınınkini fark etmeye çalışsınlar. Çünkü biz çocuklarımızı evet korumak istiyoruz. Ama bizim yaptığımız yanlışlardan dolayı onları ister istemez açık hale de getirebiliyoruz. Çünkü biz bugüne kadar onun sevgi dilini şayet fark etmemişsek, asıl ihtiyacını, neyle doyduğunu, yani onun deposunu dolduran benzin türünü fark etmemişsek, onu dolduran insanlara denk geldiğinde ve maalesef bunlar eğer kötü niyetli insanlarsa,
ne kadar riskli. Evet. Duygusal açıdan da çocuğu çok destekleyen bir şey. Doğru sevgi dilini kullanmak. Mesela işte tutulan, kucaklanan, öpülen, hani böyle temasla sevilen çocukların duygusal açıdan daha sağlıklı, daha dengede olduğuna dair bir şey okudum. Doğru araştırmalar mudur? Genellikle. Bir araştırma var sanıyorum. Genellikle o yönde. Çok önemli çocuğa doğru sevgi diliyle doğru yaklaşmak. Dokunmak da doğru önemli. Dokunmak da oldukça önemli. Hani altını değiştirirken mesela çocuğun bir normal olarak altını değiştirmek var. Bir aşırı aşırı şefkatle, aşırı ne bileyim sevgi hani gösterisiyle ama evet sevgi gösterisi olabilir veya yanlış dokunuşlarla hani kibar davranayım çocuğa derken çocukta cinselliği fark edici fark ettirici bir takım dokunuşlarla hani doğru kelimelerle konuşmak istiyorum ama şu an bulamıyorum. Yanlış da dokunabiliriz veya tam tersi işte iterek, kakarak, üf, pis gibi, dur işte gibi azarlayarak da bu yapılabilir. Eğer çocuğun sevgi dili temassa, evet iyi dokunuşlarla sevildiğini düşünmeye, fakat sevgi dili yine temassa kötü dokunuşlarla da sevilmediğini düşünmeye başlayacak. Bakın aynı dil çift taraflı konuşuluyor. Şimdi hani dedik ya sevgi dilleri, ben diyelim ki sevgi dili olarak nitelikli birliktelik diline sahibim. Benimle aynı dili konuşan insanlarla evet sevgi depom dolar. Fakat benden farklı bir dil konuşan insan karşıma geldiğinde veya benimle aynı dili konuşuyor, biliyor, nasıl uygulanacağını da biliyor fakat bu dili tersten konuşuyor. Mesela onay sözcükleriyle sevildiğini hisseden bir insanım diyelim ki. Kaba sözlerle konuşuyor. Kaba sözler konuşuyor. Özellikle kullanıyor. Hakaretle konuşuyor. Cesaret verici sözler yerine cesaret kırıcı konuşuyor. Aa, yok ya yapamazsın. İşte bence girme o konulara. Üstesinden gelemezsin. Zor şeyler. Emin misin? Böyle cesaret kırıcı yaklaşıyor. Veya daha kaba sözlerle yaklaşıyor. Hakaret olabilir bu. Kişi o zaman sevilmediğini düşünmeye başlar. Çünkü neden? Kendi dilinin tersi konuşuluyor. Dokunmaksa ister istemez her insanın kendi bedenine dokunduğunda sevmediği hareketler olabilir. Mesela kimi insan gelir makas alır ve o makas alınmasından hoşlanmıyor olabilir ve söyler. Yapma rahatsız oluyorum. Çünkü sevgi dili temas. Yapma rahatsız oluyorum dedi. Ama ben ısrarla onun rahatsız olduğunu söylediği şeyi sırf ben hoşuma gidiyor diye yaparsam o insan beni demek ki dikkate almıyor, sevmiyor. Sevse bu kaba hareketleri bana yapmaz diye düşünür. Ya da sevgi dili temas olan bir insana tokat attığında, vücuduna herhangi bir vurduğunda, kaba davrandığında, itip kalktığında doğrudan sevilmediğini düşünecektir. Çünkü neden? Onun sevgi dilinin tam tersi konuşuluyor. Evet. Mesela Türk ailelerinde özellikle kadınlarımızın sevgi dili hizmet dili. Böyle büyütülüyoruz kadınlar olarak bizler. Çünkü misafire hizmet et, kalk, yemek hazırla, aç mısın diye sor. Bu çok güzel kültürel bir öğe. Sevgimizi böyle göstermeyi öğreniyoruz. Sevgimiz eğer hizmet dili olarak oluşmuşsa sevildiğimizi de aynı dille anlıyoruz. Şimdi aslında düşün. O mudur? Sormak istediğim şey biraz da o. Yani bizim sevgi dilimiz neyse karşı tarafa da o dille mi yaklaşıyoruz biz? Yani ben böyle düşünüyorum. Ayşe'cim rahat değilsin orada arkana yastık koyayım. Ah bak terliğini getirmeyi unutmuşum. Açsın değil mi sen? Değilim. Yok açsındır açsındır. En azından basit bir şeyler hazırlayayım. Bak sevgimi böyle gösteriyorum. Sana geldiğimde sen sevgi dilin hizmet değilse ve bunları yapmıyorsan sevilmediğimi hani Ayşe'ye ben bir daha gitmeyeyim. Evet sohbet ediyor ama aç mısın bile demedi. Demedi bana. Ya da o koltukta rahat olmadığımı gördü işte. Şuraya geç demedi bana. Anlatabiliyor muyum? O dille anlıyor çünkü. Bu yüzden Türk kadınları kendisine hizmet edildiğinde
daha çok sevildiğini düşünüyor. Çünkü evet, kendisi sevgisini hizmet ederek gösteriyor. Hı hı. Çocuklarına hizmet ederek, eşine hizmet ederek, akrabalarına hizmet ederek, komşularına böyle gösteriyor. Aynı dili anlıyor. Hı hı. Ve ona hizmet edilmediğinde, yani istediğin kadar seni seviyorum de. Hı hı. Onun yerine git onun bulaşıklarını yıka. Daha çok sevildiğini. Çünkü o öyle anlıyor. Evet. Şimdi burada basamak basamak gidelim. Bir, peki, sevgi dilleri farklıdır. Farklı. Farklı farklı diller var bu konuda. Hı-hı. İki, bizim sevgi dilimiz başka, karşımızdaki kişinin başka olabilir. Evet. Üç, bunları keşfetmek lazım. Kesinlikle. Bu çok önemli. Çünkü biz kendi sevgi dilimizi bile bilemeyebiliriz. Şimdi ben de bakıyorum mesela acaba hangisi olabilir? Ya, evet, ya o da güzel, bu da güzel filan. Yani birincil olan hangisidir? O belki ilişki süresince de ortaya çıkabilir ama keşfetmek ve o farklılığı kabul etmek, ona göre muamele etmek, o beni sevmiyor, bana ilgi göstermiyor krizlerinin hepsini ortadan kaldıracaktır. Kaldıracak. Şimdi dilerseniz tek tek bu sevgi dillerini açalım. Peki. Şimdi 5 tane dedik. Hı hı. İşte onay sözleri, nitelikli beraberlik, hizmet davranışları, hediyeleşme, dokunmak, dokunma, temasla sevgiyi anlamak. 5 tür var. Hı hı. Şimdi en başta en bildiğimiz sözler. Çünkü işte sevgini nasıl ifade edersin? Seni seviyorum derim. Yani hep bir, hı hı, sözel algımız var. Hı hı. Ama burada siz konuşmanız içerisinde biraz detaylandırdınız. Mesela cesaret verici sözlerden bahsettiniz. Hı hı. İşte onay sözlerinden, iltifatlardan bahsettiniz. Hı hı. Yani sözel olarak sevgiyi ifade etmek sadece seni seviyorum demek değildir. Tabii ki. Nedir onay sözleri, biraz daha açacak olursak? Başlık başlık işte bir sürü hani bunun konuşma türü olabilir. Ama değer verdiğini ifade eden her söz diyebiliriz buna. Hı hı. Örneğin işte demin örnek verdiğim gibi kıyafet seçimine bayıldım. Hı hı. Bu renk sana çok yakışmış. Aa, o okulda mı okuyorsun? Neler öğrendin? Hı, hı. Onları mı biliyorsun? Konuşmaya dayalı. Evet. Her şey olur. Daha çok o kişiyi onaylayan, yaptıklarını takdir eden, hı hı, beğendiğini ifade eden şeyler. Teşekkür etmek de girer mi mesela? Her şey. Diyelim ki işte. Teşekkür etmek, özür dilemek, hı hı, her şey. Bütün bunlar onay sözleri. Destekleyici sözler. Yaparsın, edersin, sen başarırsın, üstesinden gelirsin. Hı hı. Bunların hemen hepsi. Bunu peki nasıl anlayacağız? Mesela karşımızdaki kişinin acaba sevgi dili onay sözleri olabilir mi? Yani dediğim gibi o ilişki süresince mi anlaşılır? Diyelim ki beyefendi gitti marketten alışveriş yaptı ve torbaları getirdi eve. Aa işte neyi yaptın, şunu da düşünmüşsün, almışsın, yoruldun herhalde, çok teşekkür ederim deyince mutlu olduğunda mı onu anlayacağız? Nasıl İşte anlayacağız? Bu onaylayan bir dil mesela. Hı hı. Hani karşımızdakinin sevgi dili onaysa ve bak hani evin ihtiyaçlarını karşılıyor olman ne güzel. Bir sürü insan gelirken marketten alışveriş yapmıyor ama sen çok düşünceli bir adamsın. Bunları hallediyorsun. Hı hı. İşte harikasın, seninle gurur duyuyorum, seninle bu anlamda çok mutluyum dediğinde, hı hı, o insanın sevgi dili onay sözleri ise karşımızdakinin sevildiğini düşünecektir. Hı hı. Ama o insanın sevgi dili başka bir şey ise, evet, hoşuna gidecektir. Hmm. Çünkü hepimizin güzel sözler duymak hoşuna gider. Hoşuna gidecektir. Fakat doğru sevgi dilinde konuşmadığımız müddetçe, hmm, sevgi deposu dolmayacaktır. Hmm. Bunu evet fark etmek zor. Neden? Çünkü hediye almayı kim sevmez ki? Doğru. Şimdi hediyeleşmek bir sevgi dili. Hepimizin birisi bize bir şey hediye ettiğinde hoşuna gider, hı, veya biz bir şey beğenip de o arkadaşımıza almak istediğinde, hele ki o beğendiğinde, hı, çok hoşumuza gider. İşte güzel sözler duymak kimin hoşuna gitmez ki? Yani çiçeklerinize bile güzel sözler söyleyin, hı, daha güzel açıyor diyorlar. Çiçeğin hoşuna giden insanın hoşuna gitmez mi? Doğru. Gider. Ondan sonra hizmet. Hangimizin hoşuna gitmez, hı, bir misafirliğe gittiğimizde bizim için bir pasta yapılması veya rahatımızın düşünülmesi, hı hı, hepsi hoşumuza gider insan olarak. Fakat gerçekten sevgi dilinde öyle bir şey var ki kendimizi öyle ifade ediyoruz ve gerçekten o konuşulduğunda anlıyoruz. Hı. Onu ayırt etmek çok zor. Hepimizin hepsi hoşuna gittiği için, hı hı, ya acaba benimki dokunmak mı? Yoksa benim ana dilim hani hediyeleşmek mi, onay sözleri mi,
Bunu bir sevgi içinde aç kaldığımız yerlerde çok iyi anlarız. Benim sevgi depom nerede, ben boşum diye bağırıyor. Nerede feryat ediyor. O beni sevmiyor çığlıkları var ya. Hani bana şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Örneğin. İşte eşiniz sizi seviyor mu? Biliyorum, seviyor. Sevdiğini de söylüyor. Ama hissetmiyorum. İşte bu tam olarak. Hani size gösterdiğini söylüyorsunuz. Evet, bazen eve çiçekle geliyor. Anlıyorum, tamam, beni sevdiği için alıyordur. Ama hani bana ulaşmıyor. Bir şey boş diyor orada. Ve sevgi depom boş, bağırıyor. Peki ne olsun isterdiniz? Yani ne bileyim, birlikte hani yemeğe çıktığımızda bana baksa, mesela benimle konuşsa, ne zaman yemeğe çıksak sağa sola bakıyor. Orada televizyon varsa gözü hep televizyona kayıyor. Ya bazen işte diğer masada oturan kişi olmak istiyorum. Çünkü sanki o tarafa daha çok bakıyor. Bu insan diyor ki aslında benim sevgi dilim nitelikli beraberlik. Fakat eşimin sevgi dili işte hediyeleşmek, şu bu. Ben dolmuyorum. Evet. Boş kalıyor. Bu sefer beyefendi de diyor ki ya işte çiçek alıyoruz, hediye alıyoruz. Yemeğe de gidiyoruz. Beraberiz de. Beraberiz de. Ha, daha ne istiyor daha benden? Daha ne istiyor muhtemelen? Dikkat istiyor. Dikkat istiyor. Aynen. Nitelikli çünkü beraberliğin özünde bu mu var? Özünde tamamen dikkat var. Dikkatini tamamen ona yöneltmek. Ben mesela kaçtı sene 2011'e kadar sevgi dilimin nitelikli beraberlik olduğunu düşünüyordum. Sonra bir insanla karşılaştım ve çok eleştirel bir insandı. Çok gerçekten eleştiriyordu ve bir müddet sonra ben onunla hiçbir şey yapmak istememeye başladım. Ne yemeğe gidelim, ne sohbet edelim. İçimden gerçekten gelmiyordu. Sonra düşündüm kendi kendime. Dedim ki acaba benim sevgi dilim onay sözlerimi. Çünkü hani ters konuşuyor, uygunsuz cümleler kullanıyor ya. O yüzden mi acaba benim sevgi dilim onay sözleri olduğu için mi? Hep kötü sözler duyduğum için mi artık bir şey yapmak istemiyorum diye düşünmeye başladım. Dün bu konuda bayağı düşündüm. Evet, benim sevgi dilim gerçekten nitelikli beraberlik. Ben dikkatimi, şimdi Zehra yeğenim, yaklaşık 20 aylık. Maşallah. Onu severken mesela bütün dikkatim onun üstünde. O da benimle oyun oynamak istediğinde mesela sevildiğimi hissediyorum. Evet, sarıldığında da hissediyorum. Ama bakıyorum sevgimi, ben hakikaten seni seviyorsam gözünün içine bakarak konuşuyorum. Seni dinliyorum. Bir sıkıntın varsa ilgileniyorum. Bir şey anlatıyorsan can kulağıyla dinliyorum. Sevildiğimi de o zaman anlıyorum. Mesela ben bir şey konuşayım ve babam o sırada televizyon izlesin. Bak, ben buna ağız ucuyla konuşmak diyorum. Demek ki benim sevgi dilim nitelikli beraberlik olduğu için o andaki beklentim, ne iş yaparsan yap, ya bana de ki şu an sana dikkatimi veremeyeceğim, şu film bitsin sonra konuşalım mı de. Eğer öyle konuşuyorsan da direkt sevilmediğimi düşünüyorum çünkü. Evet, böyle bir ayrım. Doğru ayırt etmemiz lazım. Çok çok önemli, ama analiz etmek lazım o zaman. Yaşadığımız, karşılaştığımız olaylarda. Aynen. Şimdi nerede feryat ediyorum ben? Nerede bağırıyorum? Yetti mi, yetmedi mi? Aslında ne istedim? Yani bunları en başta kendimizde analiz edip sevgi dilimizi keşfetmemiz gerekiyor. Ve kendi sevgimizi nasıl gösterdiğimiz de buna dair bir ipucu aslında. Burada nitelikli beraberlik deyince şimdi ne, yani işte biz sürekli gezecek miyiz? İşte her hafta sonu bir yere mi gideceğiz? Sürekli tatile mi çıkacağız? İşte ona para mı yeter gibi şeyler de söyleniyor. Yani nitelikli beraberlikten kası sürekli gezmek, tozmak, sürekli bir etkinlik yapmak değil. Değil. Hani 10 dakika konuşmak belki, ama nitelikli işte olay ama orada bir galiba. Bir dakika da nitelikli olur. Nitelikli konuşmak. Kesinlikle öyle. Bir dakika da olur. Ama dinlerken gözünün içine bakıp anladığını ifade eden bir şey söylemek. Çünkü sevgi dilinin nitelikli beraberlik olan insanlar duygu ve düşüncelerini karşı tarafa açarlar. Ve karşı tarafa açtıklarında ondan da kendisini açmasını beklerler. Eğer o kendisini açmıyorsa sevgi deposu yüzüne istediği kadar baksın, gene dolmaz.
Anlatabildim mi? Yani diyelim ki ben sana hep kendimi anlatıyorum. Atıyorum sıkıntılarımı anlatıyorum, mutluluklarımı anlatıyorum. Sen kendinden bana gram bir şey anlatmıyorsun. Evet. Evet, beni dinliyorsun, okey. Ama hiç bilgi vermiyorsun. Kendinle ilgili hiçbir bilgi vermiyorsun. Senin hayatındaki yerimi bir türlü konumlandıramıyorum. Sevgi depom boş kalıyor o zaman. Çok doğru. Eğer eşinizin sevgi depo, sevgi dili nitelikli birliktelikse o zaman ona karşı kendinizi açın derim. Siz de ya iş yerinde şunu yaşadım, işte Ayla bana bunu yaptı, Ahmet şunu hissettirdi, ya işte ne bileyim ay sonunu getirememek beni çok kaygılandırıyor. Bunlar da davranışlarıma yansıyor olabilir gibi. Duygularınızdan, düşüncelerinizden, günlük yaşantınızdan bahsedin. Bu kadar. Paylaşım aslında yani. Kesinlikle. Ve samimiyet bence. Nitelikli kesinlikle. Birlikteliğin, beraberliğin en önemli formülü de bu olsa gerek. Evliliklerde de çok sık duyduğumuz bir ilgisizlik şikayeti var ya aslında onun da bence panzehiri bu olsa gerek. Nitelikli beraberlikle hani işte hep maç izliyor, işte her hafta sonu arkadaşlarıyla buluşuyor gibi pek çok şikayetler gelebiliyor. Bunu bu şekilde eğer karşı taraftaki eşler keşfedip uygularlarsa kendileri de rahat eder diye düşünüyorum şahsen. Evet, çünkü sürekli kısa şikayet eden aynen öyle bir eşle de karşılaşmamış olurlar. Devam edeceğiz. Hediyeleşmekten bahsedelim biraz da ama öncesinde Trabzon'dan Önder Kaya Beyefendi hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Tuba Hanım'a şöyle bir sorum olacaktı. Biraz uzun olacak kusura bakmayın ama. Estağfurullah buyurun. Şimdi normalde bayanların erkeklere göre sevgiye ve ilgiye daha çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz yani. Yanlış bilmiyorsam tabii ki. Şimdi bunu göstermek için de daha önce bir yerden bilgi aldım. Şimdi Allah'ın cemal sıfatını yansıtmak için bayanlar daha çok güzel görünmek, onların daha çok sevgi, ilgi, ihtiyaçlarını karşılamak açısından bu şekilde daha çok diş görünüşe önem verdiklerini okumuştum. Daha doğrusu bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi eşler, şimdi söylediğiniz gibi sevgi dili erkekler açısından eşlerine bu sevgi dilinin gerektiği şekilde bu sevgilerini gösterdikleri takdirde acaba bu giyim tarzında bir etkileri olabilir mi? Çünkü hani şimdiki durumlarda dinimize uygun olmayan bazı giyim şekilleri ortaya çıkıyor. Bunun da bir kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum artık doğru mudur, yanlış mıdır? Orasını siz değerlendirirsiniz. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Tabii ki bu sadece giyimle alakalı değil. Birçok sorunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum ama hani bunun özelliğini de sormak istedim. Evet, yani anlamadım. Sevgiyi göstermenin yolu olarak görselliği tercih edebiliyor bazı bayanlar. Evet, diyorsunuz sanırım. Farklı lehçe demiştik. Aynen. Acaba siz doğru dili keşfedersek bunun önüne mi geçelim? Nasıl bir sorusu? Bir daha alalım sorunuzu. Tam anlayamadım yani, sanki. Şimdi şöyle hani siz sevgi dilinden bahsediyorsunuz. Hani o erkekler için eşlerine o sevgi dilini keşfederek bunu doğru şekilde ifade ettikleri zaman herhalde birçok sıkıntı önüne geçileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu hani bu özelde soruyorum. Hani kendilerini güzel göstermek, sevgi ve ilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bayanlar daha çok bu şekilde gösterdiklerini düşünüyorum açıkçası. Hani dışarıya karşı mı bahsediyorsun? Evet, evet, yani, evet. Tamam, anladık galiba şu anda. Ben şimdi size yönlendireceğim. Çok teşekkür ediyoruz Önder Bey paylaştığınız için. Hemen Tuba Hanım'a da bunun detaylarını soralım. Şimdi şöyle bir şey söyledi. Farklı sevgi dillerini keşfedip ona göre muamele edersek dışarıya karşı kendini beğendirmek yolundan vazgeçer mi hanımlar? Aslında burada şöyle bir şey dediniz ya, çocuklarla da bağlantısını kurarsak mesela sevgi dilini keşfetmemiş anne baba, onay sözü veya doğru dokunsal bir sevgi dili var. Anne baba bunu göstermeyince çocuk dışarıya yönelebiliyor. Aslında bu erkekler için de geçerli. Hani Önder Bey bayanlar açısından ifade etti ama erkekler için de aynı şey geçerli. Özet olarak eşler birbirine doğru sevgi dilini gösterirse dışarıya yönelik kendini beğendirme ya da dışarıdan sevgiyi arama ve bunun için farklı yollara başvurmak. Ama karşı cinsten aramayı kastediyorsunuz, evet, değil aynen. mi? Muhtemelen kalkacaktır. Evet. Çünkü eşiyle sevgi deposu dolacaktır. Ama şunu kastediyorsa şayet, diyelim ki sevgi dili, onay sözleri olan bir insan
Eşiyle ilgili sevgi deposu doluyor. Ama tek bir sevgi türü yok ki. Anne sevgisi, anne sevgisinin yerini kişinin kendi annesinden başka biri dolduramaz. Baba sevgisi, onun yeri de ayrı. Kardeş sevgisi, 10 kardeşim varsa onun da sevgisinin yeri ayrı. Eş sevgisi, eşin sevgisinin yeri ayrı. Arkadaş sevgisinin yeri ayrı. Bütün sevgilerin yeri ayrı. Şimdi bir eş ancak kendi deposunu doldurabilir. Eşi tarafından sevgi deposu dolu insanda tabii ki dışarıya karşı başka kadın ya da adamlarla muhtemelen ilgilenmeyecektir. Çünkü ya da kendini göstermeye, hani fark ettirmeye de çalışmayacaktır. Muhtemelen çalışmayacaktır diye düşünüyorum. Ama hani başka tür sevgilere ihtiyacı varsa, örneğin arkadaş sevgisine ihtiyacı varsa, ne bileyim bir gruba ait olmak istiyorsa, bir yerde kabul görmek istiyorsa, bunun da eş sevgisiyle ilgisi yok. Bunların karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü tek bir sevgi depomuz yok. Her hayatımızdaki öneme sahip insan için farklı bir depomuz var. Ve o depoyu bir başkasıyla doldurmaya kalktığımızda zaten en büyük hataları yapıyoruz. Hani daha önceki programlarımızda bir bayan soru sormuştu, hatırlıyorum. Yani eşiyle memleket değiştirmişti. Belki siz de anımsarsınız. Ve işte orada komşularının olmadığını, akrabalarının olmadığını, her şeyin yerine eşini koymaya çalıştığını söylemişti. Ve eşim işte benimle yeterince ilgilenmiyor demişti. Bütün sevgi deposunu, yani bütün depoları eşinden karşılamaya çalışıyor. O zaman eşiyle bir sürü çatışmaya girecek. Doğru. O depoları, muhatapları kimse, onlarla doldurmak en sağlıklı yol. Ve bunu da kapatmamak lazım. Yine ilişkiler açısından bir tiyo daha almış olduk. Bazen de şöyle bir şey olabiliyor. Yani ben yetmiyor muyum yani şimdi? Ne gerek var arkadaşlarıyla işte buluşmasına? Ama orada arkadaş sevgi deposunu dolduracak yani, değil mi? Tabii. Hani aşkla sevgi dediniz ya en başta. Aşık olunca insanlar artık arkadaşlarımla görüşmeyeyim, bana o yeter. Anneme babama gerek yok, bana o yeter. Kardeşlerim de bana küssün, bana o yeter. Hayır, aşkın bittiği yerde göreceksin ki içindeki bütün sevgi depoları bomboş kalmış. Çünkü sevgiyle aşk aynı şey değil. Aşkın heyecanı hadi sürsün 3 yıl, hadi sürsün 5 yıl. Ama o heyecan bitecek ve sevgi depoları o zaman ferhat figan etmeye başlar. O yetmez. Her insanın sevgisini ancak o kişi kendisi doldurabilir. Yani benim annemin sevgisini kardeşim gelip annemin adına dolduramaz. Annemin doldurması lazım. Evet, ve bununla ilgili de bir tek adres belirlememek gerekiyor özellikle eşleri. Hem belirlememek hem de ben yetiyorum deyip sınırlarla böyle boğmamak, yani çok önemli bir detay. Onu derse oldu. Zaten kendi evliliğini zora sokmuş olur bir insan. Evet, çok doğru. Ben sana yeterim derse o da o zaman beklentiye girecek. Ama sevgi taleple yürümez. Çünkü o zaman adı sevgi olmaz. Düşünsene şimdi, bir insanın sevgi dili hizmet değil ve zorla yaptırıyorsun. Tehdit ederek. Tam gelmek istiyordum, evet. Evet, ondan sonra kızarak, işte kız dediğin bulaşıkları yıkar, erkek dediğin işe gider gelir, zorla yaptırıyorsun. Demek ki sen beni sevmiyorsun ki bunu yapmıyorsun. O insanda sevdiğini göstermek için yapmak zorunda kalıyor. Ama sevgi böyle gösterilmez. Sevgi talep içermez. Doğru. Yani burada mesela hizmet dilini, hizmet davranışlarını biraz daha açacak olursak, dediğiniz gibi bizim toplumumuzda daha çok kadınlarda yaygın olan sevgi dili budur. Çocuklarını da aynı şekilde. Mesela şimdi biz de öyle sorular alıyoruz ki, çocuk kaç yaşına gelmiş hala annesi ayakkabılarını bağlıyor. Hala annesi yemek yediriyor. Niye? Çünkü dili, yani anneliğin dili sevgi dili, ona göre hizmet davranışları. Yani çocuğun yetilerini de geliştiremiyor. Aynı şekilde eşler arasında da mesela şöyle diyen kadınları çok duyuyoruz. İşte yemeğini yapıyorum, ütüsünü yapıyorum, temizliğini eksik etmiyorum, işte akrabalarını ağırlıyorum, misafir ediyorum, hala yaranamıyorum, işte saçımı süpürge ettim. Ama belki beyefendinin sevgi dili hizmet davranışı değil. Bu i̇şte sefer şey oluyor, paspaslaşma oluyor. Ya da boş tam kalıyor. Tersi, karşı tarafın sevgi dili bu değil. Ya da buna belki yetenekli bir insan değil. Ama beyefendi sürekli, ya da hanımefendi fark etmez, sürekli diyor ki işte hani hizmet davranışları bekliyor. Burada sevginin istismar edildiği bir durum da bu. Yani hizmet davranışlarında bence çok riskli bir ince çizgi var.
İşte, istismar da edilebilir ya da çok gönüllü, hani samimiyetle de yapılabilir. Şimdi, o ayrıma dair ne dersin? Sevgi dili hizmet olduğunda bu içten gelinerek yapılıyor. Hı hı. Gerçekten kişinin içinden geliyor. Samimi bir şekilde isteyerek yapıyor. Ama isteyerek yapmadığı durumlarda mesela kişinin sevgi dili hizmet olabilir ve fakat hizmet etmek istemediği kişiler vardır. Hı hı. Hoşuna gitmiyordur, rahatsız oluyordur, ne bileyim kendine daha önce iftira atmıştır, hı hı, bir sürü ikiyüzlülüğüne şahit olmuştur, yapmak istemiyordur. Hayır, yapacaksın, hı hı, ona da hazırlayacaksın bir şeyler diyelim diye zorlanıyorsa o kişi, hı hı, ya da kendisi hakkında bir sürü söz söylediğini, kötü söz söylediğini duyuyor ama yüzüne gülmesi isteniyor. Hayır, ben ikiyüzlü davranamam. Hayır, o geldiğinde bir şey yapmak istemiyorum. Hatta ağırlamak istemiyorum dediğini. Saygı duymamız gerekiyor. Hı hı. Duymadığımızda, zorladığımızda yine çok kötü bir durum. Doğru. Orada sevginin gösterilmemesi, tam tersine kişinin kendini değersiz hissetmesi var. Yani çok sık duyduğumuz bir şey işte. Ben saçımı süpürge ettim. Evet. Bu kötü bir his aslına bakarsanız. Yani ezilen bir duyguya dönüşebiliyor eğer zorla yaptırılırsa, bir mecburiyet, kesinlikle, haline dönüşürse. Hı-hı. Yani kendimizden pay biçelim. İşte yemek yapmayı, sofra kurmayı çok seven biriyim diyelim ki. Hı-hı. Bunu canlı gönülden bir misafirim geldiğinde yapmak var. Bir de mecburiyetten yapmak var. Yani yapılan yemekler bile güzel olmaz bence zorla yapıldığında. Zaten büyük İlişki bir ağırlık olmuyor. Olur. Hani insanın gerçekten zülmet diyorlar ya, ağırlık yemiş olursun. Çünkü doğru, neden? Gönülsüz pişirilmiş bir şey. Eşinizin sevgi dili hizmetse yapılacak en güzel şey ona hizmet etmek. Hı hı. Ama illa hizmet etmek için kalkıp belki evin bütün işini yapmanıza gerek yok. Hı. Ona özel bir hizmet. Ona kendisini iyi hissettirecek bir hizmet. Bu bazen çöp atmak gibi basit bir davranış bile olabilir. Sabah çıkarken çöpleri ben atarım. Hı. Ya da gece kapıları ben kilitlerim, onu kafaya sen takma. Veya faturaları ben hallederim, onun için sen yorulma. Hı. Veya otomatik ödemeyi vereyim. Bak, sana hizmet ediyorum. Hı hı. Bunun okay, yolu illa bütün onun yaptığı işleri yapmak değil. Bak, ben de senin işlerini kolaylaştırmak için şunları üstlenebilirim demek ve gerçekten de üstlenmek o kişiye sevildiğini hissettirecektir. Hı hı. Ve başa kalkmamak, samimiyetle, evet, yapmak, isteyerek yapmak sanıyorum. Özellikle eşinin ya da çocuğunun ya da her neyse hayatındaki insanların sevgi dili eğer hizmet davranışlarıysa bu ayrımlara dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi yaklaşık 9 dakikamız kaldı. İki sevgi dilimiz daha var. Onları da isterseniz yavaş yavaş detaylandıralım. Biri hediyeleşmek. Aynen öyle. Yani armağan almak, hediye almak çok güzel bir şey dediğiniz gibi. Hep mutlu oluruz. Şimdi bu bir sevgi dilidir dediğimizde izleyicilerimizin aklına şu gelebilir. Yani çok maddiyat odaklı bir sevgi mi var acaba? Hı-hı. Yani o ayrımı yapabilir miyiz? Çünkü tabii bizim ki dinimizce de çok önemseniyor. Ve muhabbeti artırdığını söylüyor Efendimiz. Hediyeleşmeyi tavsiye ediyor bir davranış olarak müminler arasında. Nasıl bir etkisi var? İlla maddi değil. Hı hı. Örneğin diyelim ki benim sana ihtiyacım var ve ihtiyacım olduğu gün ihtiyacım olduğu yerdesin. Bundan daha güzel hediye mi olur? Doğru. Hı. Bu bir hediyeleşmektir. Sevgi dilinin hediye olmasıdır. Tamam, o gün ben oradayım, hı, yanındayım. O zor durumda yanındayım ya da ameliyata gireceksin, refakatçim ben olayım. Veya işte düğün hazırlıkları içinde şunları ben hallederim, bir de sen onlara kafayı yorma. Hı hı. Hediyeleşmek. Aynı zamanda hizmet. Bak, ama hmm, hediye vermiş oluyorsun. Kesişiyordu, evet. İlla maddi bir şey değil. Evet, maddi hediye de alınabilir. Veya kendi elinle hazırladığın bir kek, bir börek, bir yazı. Bir sürpriz mesela. Bir sürpriz. Bir şey. Aynen. Ya da önemli günler vardır ya insan hayatında, işte yıl dönümleri, doğum günleri gibi. Onları unutmamak belki. Ama hatırlamak, illa aynen, böyle bir, şimdi tabii tüketim toplumunun empoze ettiği pek çok hediyeleşme türleri var. Böyle pırlantalar vesaireler, tüketime hizmet edecek şeylerden bahsetmiyoruz. Ama o günleri hatırlamak mesela olabilir mi? Sevdiği, beğendiği şeylere dikkat etmek. Örneğin beğendiği, okuduğu bir yazar varsa onun bir kitabı yeni çıktığında takip edip almak. Hmm.
Hani çok da maddiyat gerektirmeyen şeyler. Yani onu düşündüğünü gösteren şeyler. Bu her dakika hediye almak anlamında değil. Ama işte telefonla bir aramak. Yani seni düşünüyorum hediyesi vermektir o insana. Aklımdasın demektir. Ya da sınavın sonucu ne oldu demek. Yine hediye vermektir. Hani hediyeleşmek derken gerçekten maddiyatçılıkla ilgisi yok. Gerçekten o insana içinden gelerek, o anı ona ayırarak bir şey yapmak, hediyeleşmektir. Jestler diyebiliriz aslında hayatta yapılan. Dediğimiz gibi herkesi mutlu eder ama bazı kişilerin ana dili daha hediyeleşmek fazla olabilir, daha baskın olabilir. Bir sevgi dilimizde beşinciye geldik artık, fiziksel temas. Bununla ilgili mesela sevgi ve güven ihtiyacının refleks olarak göstergesi olduğu da söyleniyor. Mesela diyelim ki karşıdan bir köpek geliyor, ben hemen sizin yanınıza gelip sarılıyorum. Yani o dokunmak insana bir destek ve güven duygusu da veriyor. Ama daha oturmuş ilişkilerde de bu önemli hale gelebiliyor. Çocuklar açısından da söylemiştik mesela bunu. Ne dersiniz? Nasıl bir sevgi dilidir fiziksel temas? Fiziksel temas sevgi diline sahip olan insanlar genellikle sevgisini dokunuşlarla gösterir. Sarılmak ister, dizine yatmak ister, işte üzerindeki görünmeyen tozları hani şey yapar, dokunur, dokunarak gösterir ve kendisi de o dilden anlar. Yani onlar için birlikte dans etmek veya televizyon izlerken birbirine yaslanmak veya dışarıda kol kola el ele dolaşmak sevgi depolarının dolması için önemli. Bu evladınsa kucağına almak, göğsüne yaslamak veya dizine yatırıp başını kaşımak. Evet. Ama taraflardan birinin sevgi dili dokunmak değil, hatta çok rahatsız eden bir şeyse işte o zaman seyreyle cümbüş durum ortaya çıkıyor. Bu da gene riskli sevgi dillerinden bir tanesi. Annemin mesela dokunmayı hiç sevmez. Annem öyle büyütülmüş. Ama kız kardeşim Esra bebekken annemi çok 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 böyle, hani derler ya eteğini bırakmıyor. Hakikaten eteğini bırakmazdı. O da çok dokunsaldı. Büyüdükçe de sevgisini kardeşim dokunarak göstermeye başladığında annem çok istemiyordu ama öğretti. Artık annem de aynı dili konuşabiliyor. Evet, aslında süreç tam olarak bu olmalı. Yani bir uzlaşı noktası. Şimdi aile içi ilişkilere de çok kısaca değinmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü evlilikten bahsettik, çocuklarımızla sevgi ilişkimizden bahsettik. Aile içinde de bu tür şeyler yaşanabiliyor. Mesela diyelim ki bir kardeşimiz var, bir hediye getiriyoruz her geldiğimizde. Ama o hala diyor ki işte ablam beni hiç sevmez ki. Niye? Çünkü o beraber maç yapmak istiyordur. Nitelikli beraberlik dediğimiz. Ya da annemiz diyelim ki, yaşlı bir annemiz var. Her gittiğimizde işte ona sarılıyoruz, öpüyoruz, hediye getiriyoruz, bir şeyler getiriyoruz. Ama o diyor ki hiç ilgilenmez benimle. Bak bulaşıklar duruyor. Hala yıkamadı. Niye? Çünkü hizmet davranışı. Yani doğru örnekler veriyor muyum bilmiyorum ama. Çok doğru ama örnekler. Aile içi ilişkilerde işte kayınvalidemiz mesela çok ciddi bir krizdir bence evlilik ilişkisi açısından. Diğer akrabalarımızla ne yapmalıyız bu konuda? Nasıl keşfetmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? İnsanların kendi sevgilerini, sevdiklerini nasıl gösterdiklerini izlememiz gerekiyor. Çünkü her insanın sevgi dili birbirinden farklı. Bir sürü dil konuşuyor olabiliriz başlangıçta konuştuğumuz gibi. Ama bir tanesi bizim ana dilimiz ve onunla depomuz daha fazla dolar. Diğerleriyle belki ehvenişer idare ederiz ama çok özgüvenli, çok mutlu, çok kendinden emin insanlar olamayız. Ama ana dilimizin konuştuğu kişilerle berabersek o zaman daha özgüvenli. Hani kimisi diyor ya çok özgüvensizim. Acaba çevresinde onun sevgi deposunu dolduran insanların sayısı yeterli mi? Çünkü o depo doluyor olsa kişi ister istemez otomatik olarak zaten güvenli, mutlu, daha esnek ve rahat hissediyor. Ailemizdeki bireyleri de gözlememiz gerekiyor, gözleyeceğiz. O kendi sevgisini nasıl gösteriyor? Ve ben ne yaptığımda mesela kızıyor. Ben ne yaptığımda gerek yok diyor. Ben ne yaptığımda memnun, mutlu oluyor yüzü. Bunları iyi takip edeceğiz. Mutlu olduğu şeyleri daha fazla yaptığımda bana karşı davranışlarında değişim oluyor mu? Onu izleyeceğim.
Evet, oluyorsa o kişinin sevgi deposu demek ki o dille doluyor diyeceğim. Hı. Ve ona yaklaşımlarımda onun dilini kullanmaya gayret edeceğim. Bilmiyorsam da öğrenmeye çalışacağım. Çünkü neden? Yakınım o insan benim. Doğru. Neden aç bırakayım onu? Onun dilini kullanmaya gayret edeceğim. Hı hı. Zaten en başta söylediniz ya, sevgi emek ister. Hı hı. Ve sevgi her zaman beslenmelidir. İşte o depolar boşalıyor, tekrar doldurmak gerekiyor. Evet. Bunun için bir çaba sarf etmek gerekiyor. Bir i̇şte de oyun oynanılabilir. Tam olarak bu galiba. Hı hı. Oyun şöyle bir oyun. Mesela sevgi deposu oyunu, hani her gün ailede oynansa yeridir. Bugün mesela diyelim ki herkes sevgi dilini keşfetti, fark etti ve birbiriyle bir toplantıda aile içinde paylaştı. Evet. Son iki dakika bu arada. Tamam, bugün sevgi depon ne durumda? İşte %20'de. Oh, senin sevgiye ihtiyacın var. Onun sevgi dilini biliyoruz ya, oradan doldurmak. Seninki ne durumda? Benimki %80'de. Okey, seninki iyi durumdaymış. Hani diğerine geçmek ve bunu her gün oynamak. Böylelikle aile içinde bir insanın sevgi deposu dolarsa, iş hayatında, okul hayatında, diğerleriyle ilişkilerinde her zaman özgüvenli, mutlu, huzurlu oluyor. Evet. Ama evde dolmuyorsa, ya evdeki bile beni sevmiyor, dışarıdaki niye sevsin diye yanlış düşüncelere kapılabiliyorlar. Evet, peki bu şekilde tamamlayalım. Çok keyifli bir konuydu. Sevgi dilimizi ve karşımızdaki insanların, evet kesinlikle faydalı oldu. Karşımızdaki kişilerin sevgi dilini keşfedelim, ona göre muamele edelim, emek sarf edelim ki huzurlu, mutlu bir hayatımız olsun. Her şeyin temelinde sevgi var diyerek tamamlayalım. Çok sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde inşallah tekrar karşınızda olacağız. Bakalım neler konuşacağız. KOAH, dünyada üçüncü ölüm sebebi. Ülkemizde de sık görülen bir akciğer hastalığı. Başlıca sebebi ise sigara kullanımı. Peki KOAH'la ilgili neleri bilmeliyiz? Göğüs hastalıkları uzmanı, yardımcı doçent doktor Mevlüt Karataş'la hayat kalitesine etkileri ve tedavi yollarıyla her açıdan KOAH'ı konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.